Hoş geldiniz. Starlife'la beraberiz bugün. Hadi gelin gelin, kulise doğru gidiyoruz. Hoş geldiniz. Zuhal Topal'ın kulisinde neler yaşanıyor? Her gün bu güzelliklerle başlıyorum işte. Ünlü sunucu canlı yayınlara nasıl hazırlanıyor? Bana bakın kızlar, falsolu şeyleri sakladınız mı? Tabii ki de. Zuhal Topal'ın ikinci evinden çok özel görüntüler Starlife'da ekrana geliyor. Burası da benim ikinci evim zaten. Her annenin babanın en büyük dileği evladının mürüvvetini görmektir. Evlilik kısmet işi. Bu kısmeti tamamlamak üzere hafta içi her gün canlı yayında saat 16.15'te Star TV'de ekrana gelen Zuhal Topal'la'nın perde arkasında yaşananları ekrana taşıyacağız. Dünyanın en tatlı kadını. Durdurmaz. Ayakkabılar. 22, 23, 24. Sabah erkenden Zuhal Topal kulisine gidiyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, nasılsın? Hoş geldiniz. Aksiyon başlıyor. Aksiyon başlıyor. Kapıda karşılamalar falan. Star'da diyorsun, Starlife karşı. Starlife'la beraberiz bugün. Hadi gelin gelin, kulise doğru gidiyoruz. Hoş geldiniz. Canlı yayında kuliste güler yüzlü ve daima pozitif Zuhal Topal. Ekibi de harıl harıl çalışıyor. Merhabalar, ekibim çalışıyor. Bu mağda gördüğünüz gibi. Saat öncesinden nasıl gidiyor? İyi, görüşürüz. Bekliyorum atış toplantısına. Hadi bye. Her gün ekiple yayın öncesinde akış toplantısı da yapıyor Zuhal Topal. Ekip görev dağılımlarına göre ayrı ayrı odalarda konuşlanmış durumda. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Haber geçiyor. Styling yapıyor arkadaş. Zuhal Topal'ın yayına hazırlanması bakın ne kadar sürüyormuş. Şuydu buydu, makyajdı falan. Bugün makyajı geldim, siz geleceksiniz diye. Bir buçuk iki saati buluyor işte ancak. Hanımlar kostümlerden sorumlu. Bir de onlardan dinleyelim Zuhal Topal'ı. Dünyanın en tatlı kadını. Çok güzel bir enerji yakaladık. O yüzden her şeyimiz çok rahat, çok pratik oluyor. Buket, Zuhal Topal'ın oyuncu kökenli bir sunucu olmasının avantajından bahsediyor. Profesyonel biriyle çalışmak hem çok zor hem de çok kolay aslında. Zuhal'ın her şeyi bildiği için. Ay İstanbul'a ayırma bunları ya. Aynen, çok güzel anlaşıyoruz. Elbette. Baştan söyleyelim, birazdan yayına girecek Zuhal Topal. Aman efendim, beni meşgul ettiniz. Röportaja daldık, saçı unuttuk, kostüm olmadı demeyin, biz de yanmayalım. Hadi hazırlığa geçelim. Saçlar hazırlanmaya başlıyor. Saçlar tamam. Sırada kostüm seçimi var. Bana bakın kızlar, falsolu şeyleri sakladınız değil mi? Tabii ki de. burada işte giyeceğimiz kıyafetler var. Aslında sevgilisi şey yapıyor. Mesela toplu olarak getiriyor fazla alternatifli. Arasından seçiyoruz işte, pazartesi şunu giyelim, salı bunu giyelim, özel günlerde şöyle, ama ani gelişmeler falan olabiliyor mesela, onunla da ilgili her gün de üzerinden geçiyoruz tekrar. Ayakkabı seçimi için de referandum gerekiyor. Ayakkabı vallahi şey yapmıyor. Ayakkabı evet, biraz ayakkabımız var. Dur daha bak, şu tarafta da var. Dur ölmez ayakkabılar. Sığmadı buralara, taştık. Biraz büyüteceğiz herhalde. Biz evet, tamam. Saç tamam, kostüm seçildi, ayakkabıya karar verildi. Bizde torpil yok, bilenler bilir. Bakar mısınız? Özellikle boyun kısmındaki aksesuar, dalgalı saçları ve ayakkabıları çok hoş olmuş değil mi? Neyse, şimdi yayınla ilgili içerik toplantısında sıra. Evet, sonra İlgar Döndü'nün ailesi. Kızlar sıkı bir şekilde bugünkü adaylar ve yayına çıkacak isimlerle ilgili ellerindeki notları Zuhal Topal'a aktarıyor. Yayına çıkmaya hazırız. Önemli bir konuya daha değiniyor ünlü sunucu. Evlendirdiği çiftlerle ilgili bir temennisi var. Gerçekleşen evlilikler, burada yapılan nikahlar yani uzun sürsün. Önemli olan kaliteli bir evlilik olsun. Mutlu bir evlilik olsun. Yıllarca süren, bir ömür süren bir evlilik olsun. Kulisin her yerinde bu fotoğraflar dikkatimizden kaçmıyor. Bir vakıf için çektiğimiz özel bir fotoğraf çekimiydi. Eşi ve çocuğunun fotoğraflarıyla donatmış odasını Topal. Bu zorlu yolda Zuhal Topal'ın en büyük destekçisi eşi Korhan Saygıner. Dedik ki el ele olduktan sonra, biz birbirimize sarıldıktan, güvendikten sonra başaramayacağımız, yapamayacağımız şey yok dedik. Hayallerimiz vardı. Hayallerimizin çoğu gerçekleşti, onlar ideallere döndü. İdeallerimiz var, o uğurda da işte geleceğimiz için çalışıyoruz, savaşıyoruz, kazanıyoruz, çabalıyoruz. O da öyle, ben de öyle. Ama biliyorum ki o adam hep benimle ve hep beni düşünüyor. Ve bu duyguyu yakabileceğiniz, yakaladığınız birisi varsa sakın kaçırmayın, tutun elinden ve bırakmayın. Korhan Saygıner, malumunuz sevilen şarkılara imza atan, özellikle 20 yılı aşkın bir süredir canlı sahne performansıyla müzik dünyasının başarılı bir ismi. Yaz benimle, yaz yeminle, yaz yalan.
artık stüdyoya geçiyoruz. Yayın başlıyor. 5, 4, 3, 2, buyur abi orkestra çal.